Merhabalar, ben Rinoğlu Şirinoğlu. Beni tanımayanlar için e, eski girişimci, e, şimdi yatırımcı e, ama aynı zamanda da e, hala girişimci bir yatırımcı olmaya çalışan bir kimseyim. E, Teknoloji sektörünün içerisinde e, yaklaşık son 10 senemi verdim diyebilirim. Ee, şimdi geldiğim yere bakıldığında gençlik yıllarımda beni olumsuz etkileyebileceğini düşündüğüm bazı kalıp yargılar tabii ki vardı. Özellikle bu aterkil e, toplumlarda çok gördüğümüz e, bazı basma kalıp düşünceler. Aman kızım işte her şeyin içine girme. Aman sana soru sorulmadıkça e, çok söze karışma. Aman çok yüksek sesle konuşma, çok yüksek sesle gülme, insanların sözünü kesme, e, kibar ol, iyi ol. Ee, hanım hanımcık bir kız ol. E, bu tabii ki zannedersem e, Türkiye gibi birçok benzeri toplumda e, kızların e, kafalarına küçük yaşta işlenmeye başlayan nosyonlardan sadece birkaçı. E, benim ailem aslında bu nosyonlara çok e, tabi değildi. E, her zaman olabildiğimin en iyisini e, olmak istediğim şekilde e, davranabilmem açısından bana hep çok destek olmuşlardır. Ama toplumsal baskı hem okulda hem sonrasında hem arkadaş gruplarında e, sık sık hissettiğim olgulardan birkaçıydı. Ee, tabi bu gençliğimden gelen dönemden e, sonra kariyerimin başlangıcına doğru ilerlemek, ilerlemek gerekirse e, kariyerimin başlangıcındaki Rina ki bu çok genç bir Rina'ydı. Üniversiteden yeni çıkmış işte Londra'ya gitmiş yatırım bankacısı olmuş sonra Türkiye'ye gelmiş e, risk sermayesi fonunda çalışmış. Ama aslında hani kariyerimin bugünkü kariyerimin başlangıç noktası olan girişimciliğe adım atmamı e, göz önünde bulundurursak daha 24 yaşında pek bir liderlik deneyimi olmayan, yol üstünde öğrenmeye çalışan bir Rina ve bugün ise işte dediğim gibi belki bir bu sektörde 10 seneyi devirmiş, hiçbir şey bilmediğinin farkına daha iyi varmış bir Rina var. Ama bu ikisi arasındaki en büyük fark herhalde dediğim gibi şu an daha hiçbir şey bilmediğimin çok daha farkındayım. Her gün yeni bir şey öğrenmem gerektiği olgusuyla çok daha mücadele ediyorum ve öğrenmeye belki eskisinden daha bile açım. Ama aslında karakter olarak en büyük değişim ise aslında kendimi olduğum gibi kabul edebilmeyi ve olduğum gibi olduğum için de özür dilememem gerektiğini öğrenmem oldu zannedersem. Kendi kimliğime, kendi otantik davranış biçimime sadık kalarak bir şekilde yolumu bulmaya devam ediyorum aslında erkek egemen sektörlerde kendine bir yol açmak isteyen genç kadınlar için vereceğim en büyük tavsiye kendi kişiliklerine kendi yapılarına ve kendi karakterlerine olabildiğince sadık kalmalarıdır bulunduğumuz topluma bulunduğumuz çevreye bulunduğumuz şirkete veya ekibe konform etmek zorunda değiliz bazı yaptığımız hareketler veya kendi benliğimiz veya davranış biçimimiz özellikle toplum içerisinde agresif e, yırtıcı, işte hırçın e, gibi belki e, sıfatlandırılmamıza sebep oluyor olabilir. Ama benzer davranış biçimleri aslında e, beyler arasında çok daha hani tuttuğunu koparan iyi yönetici, iyi lider e, hedeflere ulaşmakta üstüne olmayan bir kişi olarak adledilmelerine sebep olabiliyor. E, o yüzden bence etrafta insanların e, ne dediklerine çok önem de vermeden eğer kendi yaptığınız içinize siniyorsa, e, geri bildirimleri de alarak sürekli gelişmeye devam ederek e, olabildiğiniz en iyi yolda kendi şeklinizde ilerlemeniz olacaktır. E, zamanlama evet tabii ki profesyonel yaşamdaki en kritik değerlerden biri. Ee, bir girişimci olarak doğru zamanlamayı bulmayı aslında e, hem girişimci olarak çok hedefliyoruz hem yatırımcı olarak e, çünkü birçok iyi fikrin ve iyi ekibin sadece zamanlamayı doğru hesaplayamamalarından sebep markete ya çok erken e, ya çok geç ...bir şekilde varmış olmalarından sebep başarıdan uzaklaşmış olabildiklerini görebiliyoruz. Aslında bunu tespit etmeye çalışmak çok zor bir tespit. Bu bir kristal küre değil çünkü bilemiyoruz. Fakat en önemli özellikten bir tanesi, özellikle girişimci olarak sebat etmek. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de sebat etmekte. Bir şekilde zamanlama açısından tam tutturamadıysanız... ...markete girme aşamasını veya ekibinizi kurabilme veya ürününüzü lanse edebilme aşamasını sebat edip... E, yaptığınız işe sadık kalarak, yaptığınız işin peşini bırakmayarak, ekibinizi motive etmeye devam ederek en azından e, çok geç değilseniz hızlı adımlar at atarak ilerlemenize veya çok erken değilseniz de zaman kazanarak daha kimse bu markette yokken veya farkında değilken olabilecek en iyi geliştirim, en iyi ürünü geliştirmenize yardımcı olabilecek bence. E, o yüzden hani zamanlama konusunda kristal bir değneğim, kristal bir kürem veya bir sihirli değneğim yok aslında. Size şu noktada girmelisiniz diyebileceğim. E, fakat e, sebat edip en iyi ekibi e, bir misyon etrafında toparlayıp motive etmeye devam edebilirseniz er ya da geç başarı ulaşacağınıza inanıyorum. Makes'in bir parçası olmak için sen de hemen hikayeni paylaş.